derken aklıma şu geldi. Daha doğrusu benim motosiklet sürmekle ilgili şöyle bir teorim var. Motosiklete binmek gerçekten hayatın ta kendisi gibi. Yani inişler var, çıkışlar var. Her zaman bir eksiği tamamlamanız gerekiyor. Bir aksilik mutlaka başınıza gelir. Hiçbir zaman dümdüz değildir. Tam hava güzel dersiniz, rüzgar olur. İstediğiniz şartlarda olmaz. Tam rüzgar kesilir, gördüğünüz gibi bu sefer de hava kötüleşir. Ne bileyim, yani dört dörtlük olduğu zaman çok azdır, hayatta da olduğu gibi. Bizim tam her şey dört dörtlük olur, bu sefer benziniz biter, benzin almanız, yine durmanız gerekiyor. O yolun tadını hiçbir zaman böyle belki de tam anlamıyla alamazsınız. Eğer aksiliklere odaklanırsınız, ama eğer şu anda içinde bulunduğunuz andan zevk almaya çalışırsanız, tıpkı hayatta olduğu gibi, motosiklete binmek çok güzel bir şeydir. Ve belki yaşamak da çok güzel bir şeydir. Zordur. Uzun süre bindiğiniz zaman ağrı yapar motosiklet. Ve hayatta böyle aksilikler olur. Bak gördünüz mü? Ne olacağını bilmiyorsunuz. Adam üstüme mi geliyor, yan yoldan nereye gidiyor ben anlamadım yani. Sürekli gözünüzün açık olması lazım. Sürekli dikkat gerekiyor. Acele etmemek lazım. Sabırlı olmak lazım. Kilometre mesela. Siz yaşadıkça gençleşmezsiniz. Hep yaşlanırsınız. Bu motorun kilometresi de öyle. Mesela şu anda benim motorumuz 13.479 kilometrede. Bu motor bir daha ömrü boyunca 13.479'u görmeyecek. Hep ileriye doğru sayacak. Tıpkı zaman gibi, tıpkı bizim hayatımız gibi. Ama tabii biz tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Kendimizi şartlara adapte ediyoruz. Soğuk olunca üstümüze daha kalın mont giyiyoruz. Elimiz üşüdüğünde elik sıkmayı açıyoruz. Hayatta da böyle olmak lazım. Yani aksiliklere takılmaktansa onunla birlikte yaşamayı kısa sürede öğrenirsek daha zevkli bir hale gelir. Hepinize bol sürüşlü, bol kilometreli bir hayat diliyorum. Dika. Karabiga 20 kilometre. Antik kent herhalde. Pre-Polis yazıyor baksın. Falan burada mı okudu? Ay kuş. Gördüm kuşu. Otogar burası. Şehir merkezinde ilerisi o zaman. Biga itfaiyesi. Biga jandarma. Biga şehir merkezi. Hızlı bir giriş yapalım mı? Yapmayalım abi. Hoppa. Hop, Biga'dayız. Buradan çok bir şey beklemiyorum. Bu kadar olabilir. Bugün günlerden pazar. Nerede oturacağız? Esko Kıraathanesi nasıl bir seçenek? Mefruşat. Meşrubata duymuştum da. Ben okurken ama şey diyorlardı. Bir... Amin. Yaptığımız bu hatanın sonucunda Allah'ım bizleri affet. Köprülü Hamdi Bey. Bu ne ya? Püf. Şöyle yok mu bir şey içebileceğimiz bir? Ortaca Biga'dan güzeldir ya. Ay 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 ay. Otel falan da var. Ah. Şurada bir çay pay bir şey mi içsek? Şurada oturup bir şeyler mi içsek? Pastane mastane vardı. Tamam sen bana dur diyor o zaman. Eski çarşıya giden yola benziyor. Safranbolu'ya benziyor. Bak bakalım. Soldan soldan terapim. Nerede? Şu arabayı bir salalım da. İstanbullu İstanbulluya yol verdi. İstanbullu değiliz ama plakamız 34. Bütün arabalar da sağa doğru gidiyor burada mı? Burası mıydı? The next one maybe. The very next one.
Hatay'a geliyor. İnşallah beni görüyordur. Burada mı sağ? Arkadaşlarımı buldum. Bunun da dışarıda oturacak yeri yok. İn bakalım. Burada bir İstanbul plaka daha var. İnebilirsin. Neden bekledin? İn dedim. Ben de in dedim. Sen bana ineyim mi dedin? Ben de in dedim. Seni duymamış olmam, benim dememiş olmam anlamına gelmiyor. Düşürüyordum motor. Nasıl bir yer burası ya? Kaldık. Şey denedim ama bakalım ne olacak. Bir gada burada çay molası verdik. Bayağı da sallandık. Şimdi yola devam. Şuradan ana yola ineriz herhalde. Hop. Yes patates. Biga Belediyesi. Şova doğru gidiyoruz. Burada bir tabelalar, mangalar var. Bakalım ne demiş. Aynen buradan sola. Uzun yolda nasıl az yakıt yakılır? Bakın şimdi ileride bir ışık var. Ona göre ayarlamak lazım. Şimdi ışık yeni kırmızıya döndü. Belki yakalayamayız ama mümkünse tekerlekleri hep döndürmek gerekiyor. En yani çok durukakta yapıyor ya bu. Oldu mu? Olmadı. Durduk. Hep böyle olur zaten. Tam durursun yeşil yanar. Kalkarken de bir anda hızlanmıyorum. Çabuk hızlanmalardan, çabuk yavaşlamalardan korumanız lazım kendinizi ve motoru. Bandırma sınırlarına girdik. Yolculuğumuz devam ediyor. Aşağıda gördüğümüz yerleşim yeri Bandırma diye tahmin ediyorum. Merkezine hiç gelmedim. Buradan da ikinci geçişim oluyor. Daha önce de Çanakkale Burda rotası yapmıştım. Yollar güzel. Yolculuk hızıyla devam ediyor. 560 km olmuş. Yolculuk da biraz şey gibi oldu. Marmara Denizi'nin etrafını karadan dolaşıyoruz gibi. Son kurşun anıtı. İlk kurşun anıtını duymuştum da son kurşunu da ilk defa duydum. Canımız da çıkıyor. Bursa'da İskender yiyiz artık. Efendim aşkım. Nerede? Bandırmayı az önce geçtik. Verelim mi? Yani Bursa'ya 1,5 saat falan kalmıştır herhalde. Manyas kuş cenneti var bak orada da. Bakalım ya, bir de Bandırma'yı görelim. Az önce şeyden bahsediyordum. Bandırma'ya hiç merkezine girmedim falan filan diyordum. Videoda. Üzerine şimdi giriyor olmamız duruyor. Serbest. Kolay gelsin asker abi. Hadi bir de Bandırma yapalım ya. Yes 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 yes. Cibi 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 cibi. Just just just. Rüya gibi her hatıra her yer. Ne yiyeceksin? Bursa'ya gidip et yemeyeceğim diyorsun ya. Her gün Bursa'ya mı gidiyorsun? Oh, güzelim. Eti. Eti güzelim. Et yiyeceksin. Ben karar verdim, et yiyeceksin. Gire 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 gire. Şehir merkezi. Bigadan sonra herhangi bir yer bize güzel gelecek bundan sonra. Aynen. Bunlar linçledi. Olsun, yorum artar aşkım. Linç olsa da yorum olsun. Örümcek içgüdüleri şehir merkezi soldu dedi. Tabela da aynı şeyi söylüyor. Nasıl kavşağın içinde dur yazıyor ya? Ne kadar salak bir durum. Selamlar Bandırmalı dostlar. Şehrinize geldik, ayak bastık. Burada ne molası vereceğiz? Yolu çıkalı bir saat olmadı. Ha, biz burayı görmek için girdik. Tren geliyor mu? Ne güzel trenmiş. Deniz göründü. Burası ne? Köfteci Yusuf var. Ürünleri Halil. Haliyle Erdek yolu diyor orası. Liman, gar. Hızlı feribot. Gideyim ya. Liman var. Şehir merkezi arkada kaldı bence. Görecek günler var daha. Bandırma gönül bandırma. Bandırma gönül bandırma. Kapını kapat gönül. Evet ya, binip kapatıyor ya. Araç girişi. Bandırmadan, aslında Bandırmadan feribot da var ha İstanbul'a. Bu yeni kapı. Bu oyunu burada bitirebiliriz.
Ne bileyim ben. Bakarız. Ha şey, yolculuk olarak mı? Ya çok saat ya. Biz çok oyalanıyoruz abi. Böyle yol bitiremeyiz ki. Vay amma. Bir şey olmadıysa bile bir şey olmuştur. Bir yere duruyoruz, karar veriyoruz ne yapacağımızı. Bir an yan çantaları var gibi düşünüp motora çarptığımı düşündüm. Duyuyorum. Taşlı trafiğine kapalı yazıyor ama motorlar var. Demek ki girebiliyorum. En başa koyuyorum o zaman. Buyurun efendim. Zaten şimdi bunu ayaklarını açamayacağız. Aa, bir gün motoru şöyle düşüreceğim diye o kadar korkuyorum ki. Burası, bu bank mesela neden böyle? Ortası yok. Şurada da var. Onları yemişler mi yoksa pandemide yan yana oturmasınlar mı yapmışlar? Bandırmaya geldik. Unutma. Sesim geliyor mu? Feribota bak, ben karar verdik. Feribot varsa eğer İstanbul'a buradan bineceğiz. Feribota hop İstanbul. Ama arabada vapur var mı? Belki de buradaki feribot yolcu feribotudur hali. Evet. Şimdi bir yere oturalım bir bank atma. Aa, Boğaz köprüsü. İstanbul'a mı gidiyoruz? Bandırma'daki molanın ardından yola devam ediyoruz. Feribot işine baktık ama buradan sadece yolcu feribotu var. Onlar da dolmuş. Arabalı feribot yok. Yenikapı ve Kadıköy'e seferler var. İşim bizi görmedi. Dolayısıyla en az Yalova'ya kadar devam edeceğiz. Geldiğimiz yoldan devam. Karacabey 37, Bursa 107. Ya abi, ben geliyorum zaten. Sanırım bu sefer bu kuş cennetine gireceğim. 6 kilometre her türlü yapılır abi. Sonra geliriz, buradan devam ederiz. 584 kilometredeyiz. 6 kilometre sonra 590 olacak. Yönümüzü İzmir'e doğru çevirdik. Geldik. Kuş cenneti kapalıymış. Kuş cenneti olmuş, kuş cenneti. Kapalı. Kapalı ama geçsek ne olur? Geçtik gittik diyelim ki ne olur bakalım. Oo, çok güzel. Of. Hatta bak şuradan aşağıya inip sürünün köpeği var gerçi bizi yer ama. Abla kolay gelsin. Tamam, kuşları daha yakından görecek bir yer var mı? Ha. Kapalı olduğunu biliyorum ama. Şey, içine doğru girerseniz orada yol giriyor. Bak araç var, beyaz görünüyor. O gölün içine kadar gidiyor. Oradan görebilirsiniz. Tamamdır. Kayıkların falan çekildiği yer orada. Tamam abla. Teşekkürler. Bakalım oraya gidelim. Ben onun dediği yeri anladım. Arkamdaki araba oraya doğru gitmişti. Ben de gideceğim. Şuradan mı? Bakacağız ya, bulacağız böyle yavaş yavaş. Aynen. Sofralar kurulmuş. Hop hop. Benim şöyle güzel bir yerde konumlanmam lazım. Sonra şuraya gideriz. Buyurun. Ne güzel balık tutuyorlar be. TGS var gücüyle çalışıyor. Beni telafi etmek için. Aman 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 hoş geldin. Ulan burada bir sabah şeye falan saplanırsam çamura mamura bir yerden dönmem lazım. Kaç. Sahilde kuma saplandığım gün aklıma geldi.
Başardım. Necisin kız, hadi gel. Bak daha deli şeyler yapacağım. Oha, nereye gitmişsin? Şuradan gideyim bir tane bakalım orada ne varmış. Burası güzel. Buradan inilir. Sen neredesin? Çıktın mı? Oradan motorla çıkılacak yer var mı sence? Yes be. Robokotum. Gel bakalım robokotum. Karacabey 29, Bursa 99. 100 kilometre sonra İskender yiyeceğiz. Karacabey'e geldik. Karacabey'desiniz. Evet, Karacabey'deyiz. Çıkmazsın değil mi? Çıktın. Biri soldan sıkıştırıyor, biri önden sıkıştırıyor. Motor sürecek mi? Yok. Hadi bakalım devam o zaman. Niye yok? He? Canını istemiyor. Tansiyonum mu düştü? Ben hiçbir gişede böyle trafik görmedim. Hop. Gelme. Nakit kredi kartı. Yok mu lan motor öncelikli bir yer? Neyse, bu sefer terör estirmeyeceğim. Ya da estireceğim ya. Niye estirmeyeyim abi, ben sizi mi bekleyeceğim ya? Beklemek istesem. Hayda. Var. Okey. Burası nakit kişisi ya. Öyle mi abi? HGS yazıyor yukarıda ya. Pardon, burası orasıymış. Estağfurullah. Şimdi burada bekliyorsun. Girmiyoruz. Sınıf 6. Bak nasıl geçiyorsun? Öyle göt göte girerseniz açmaz ama benim gibi orada mesafe bırakırsanız makinenin kafası karışmaz. Anladı. Bunları öğrenin artık. Bursa çevre yolundayız ve İstanbul gibi trafik var. İstanbul'da araçlar emniyet şeridine de doluyorlar. Benim yaptığım gibi. Yakıtımız bitmek üzere. Yani şöyle, rezerv yakıta girdik şu anda. Rezerv yakıtta yanlış hatırlamıyorsam bu motor 3.2 litre yakıt kalıyordu. Bak şurada res yanım sönüyor. Gördün mü? İkisine de. Reserve. 0.4 litre yakıt yakmışım ve 13.9 kilometre yol gelmişim. Işık yandığından beri. Yani bunun, ben size şöyle söyleyeyim. Nasıl sürdüğünüzle çok alakalı ama 50 kilometre yapar reserve'den sonra. Tabii böyle deli gibi giderseniz onu da yapmaz. Siz litreye bakarsanız 3 litreyi geçirmemeye çalışın. Zaten dibini kullanmak çok mantıklı değil de. Ben şimdi otobandan geldiğim için yer bulamadım. Onun için böyle sıkıntıya girdik. Ama yeter yani. Bursa'da şehir içinde bir şey kalmadı. Zaten 100'e gidiyoruz. Trafikte müsaade etmiyoruz yapmaya. Dolayısıyla yolda kalmayacağız diye umut ediyorum. Bursa şehir içine doğru gidiyoruz. Of, bir çukurlar var. Hayatı
sorgularsın düşersen yani. Öyle çukur. Arabayı aradaki farkı açmam lazım. Önümü göremiyorum. Ha, bizim konvoyuna girdik. Opet ise fark eder. Oba. Allah, çok yorulduk be. Mobil ödeme dolacak. Nasıl gidiyor? İyi abi. Video falan mı çekiyorsun? Videoyu yolda çekiyorum aynen ara sıra. Ha. Motorumuz yeni açtım. Çok fazla takip ediyorum da öyle. He. Beni de takip et o zaman. Bir tane daha takipçi kazanayım. Aç abi oradan. Şu anda bir tane videom var ama. Moto. Kendi kanalını bulamayan YouTuber. Bulamadık mı lan? Çok kolay bir yolu var. Buradan motorumuz diyoruz. Emirhan dur bakayım. Bunu takip et diyoruz. İnternet çekmiyor. Şöyle yaptık kanka, tamamdır. Kanal şu ama oturum aç diyor. Henüz bir tane videom var. 2 hafta falan oldu açalı. Dünyanın farklı yerlerinde de motor kiralayıp gezeceğim. Onları da paylaşacağım. Takipçi kasıyorum aşkım. Abi dedi kanalınız var mı? Ben dedi çok takip ediyorum. Neredeyse kaza yapıyordum. NC750. He şu ilk video. Tamamdır. Adam be. Adam benim kanalı benden önce buldu. Eyvallah. 688 kilometre. Gel. 3.9 litre. Peki bu 688 kilometreyi 26.9 litre yakıtla. Hadi bakalım. Ulan tam göz bebeğimin içine sinek kaçtı. 200 dakika halbuki. Vizyonum açıktı yani. Bursa stadı. Timsah şeklinde bak. Bursa Spor'un şeyi, maskotu timsah. Şu gözümdeki sinek çok rahatsız ediyor beni ya. T-Max. Ah. Sola atalım ya, orası doluk. Bu daha puslu. Görünmüyor bile. Aa, tophane. Erken geçtik ama. Rögarlardan kaçma challenge yaparız burada da. Abi niye bu kadar acelen yok? Neden bu kadar rahatsın? Yeşil Bursa diye boşuna demiyorlar. Gerçekten yeşil bir memleket ya. Burası çekirge değil mi ya? Aynen. Uludağ'a çıkan yol burası. Millet bahçesi sever misin çocuk adam? Oh, sakın öyle şeyler yapma. Küserim. Yukarısı tophane. Motoru nereye bırakacağız? Ulu Cami'nin orada yer var mı acaba? Motorcuların bıraktığı. Selam hele. Senin YouTube'a da bir rezillik. Borkman 200 güzel motor. Öyle fren gaz yapınca işte şey oluyor. Debriyaj erken bitiyor. Kendimi sola atsam ne yapabilirsin ki? Burası benim şeridim. Oh my god, what are you doing? Onu satayım, o ne lan? Oğlum bunlar... Ama oradan geçilmez yazıyor. Ha şöyle, bence o en sağ şerit toplu taşıma şeridi. Mi? Yoksa orta şerit ortak mı? Ben anlamadım hiçbir şeyi ya. Ben de varım diyorum. Kırrrr. Ama yaptığın iş çok tehlikeli ya. Bak bizim de dikkatimizi dağıttın. Evet, buralar falan yeni mi ya? Böyle bir yer yoktu burada. Bursa'ya gel diyor navigasyon. Ulu Cami tophane aşağıda kaldı aşkım. Yerim Ulu Cami'nin oraya ya, merkez orası. Şuradan bir yerden korsan bir şekilde geri dönelim. Bu dönüşü güzergahı. Sağdan git, öyle yap, öyle yap. Bu ne lan? Ekonomik boy itfaiye aracı. Oh shit. Ben burada hiç güvenli hissetmiyorum kendimi. Hiç bu abinin önünde de kendimi hiç güvenli hissetmiyorum ama göz göze geldim. Burada olduğumu gördün, tamam. Gözümdeki sinek tekrar canlandı gözümle beraber etkileşime girip. Ailesini kuracak yakında. Bataryamız çok az kalmış. Bitti, bitiyor. Son canını kullanıyorum. Son nefesiyle. Bir geri adım atın bakayım. Burası taşıt yolu. Aha bir sürü motor var şurada.
Ben de gidebilir miyim o zaman? Buraya bıraksak ne olur ki? Yine ufaktan bir hissettin mi? Tırıt. Yine deyiz. Nerede? Oh shit. Daha şu anda iki kat daha fazla üzgünüm. Evet, bizimkine uygun bir motor yok mu ya? Yan yana bıraksak. Boyu boyuna, huyu huyuna. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Afiyet olsun. İskender güzeldi. Yolculuğu bitirmek için son durak yerimiz Bursa'ydı. Buradan da hiç durmadan eve kadar gitmeyi planlıyoruz. Bakalım. Olacağı minin oradayız şu anda. Böyle. Karnımız doydu. Motorun karnını da doyurmuştuk. Bu bizi eve kadar atar. Meydanda buralarda harika bir şey oluyor. Duvarları buluyor ya ışıklar. Harika bir görüntü oluyor o zaman. 8'de yanıyor normalde. Işıklar bir yandığı zaman ledler, lambalar, şeyler arasında duvarları buluyor. O zaman ambiyansı muazzam oluyor. Dükkanı satın almıyor yani. Kaç para abi kilosu? Ne bileyim ben abi, o kadar aldım ki hiç hayatım. Evet. Kilo aldım. Kahveler hazır. Şimdi şöyle bir durum var. Burası, burası kentimizin göz bebeği olan, yeni açılmış olan Çarşıbaşı Meydan Projesi'nin olduğu yer. Burası daha önceden harabe şeklindeydi. Ali Nur Başkan burası için gerçekten çok mücadele verdi. Buraları harabe şeklindeyken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılarak, buraları yıkılarak bu şekilde daha da iyileştirilmesiyle beraber tarihin önü açılmış oldu. Yani amaç zaten buradaki amaç, ana hedef tarihin önünü açmaktı. Bu iyileştirme yapıldığı için tarihimizin önü açıldı. Bizim İtalya gibi, Fransa gibi, diğer ülkeler gibi, Avrupa ülkeleri gibi tarihimizle beraber artık turizmimiz de gelişecek. Öyle düşünüyoruz yani bizler de böyle şey yaparak. İleride inşallah daha yeni olduğu için daha şu anda biraz daha şey. Karşıdaki Bakırcılar Çarşısı'nın üstündeki yapılmış, sonradan yapılmış en son aşamada onlar. Onlar da gece kondulaşma, resmen tarihin üstüne gece kondulaşma yapılmış. Onlar da şeyden sonra 15-20 gün sonra yıkımları tamamlanarak orası da ışıklandırılarak inşallah bir günde akşamleyin geldiğiniz zaman görürsünüz. Buraya akşamleyin gelmenizi çok tavsiye ederim. Çünkü ışıklandırma çok muazzam. Duvarlara ışık vurarak, böyle şey yaparak harika bir görüntü elde ediyor. Özellikle bizim çay bahçesinin önünden geçen ara sokaklardan geçmenizi tavsiye ederim. Özellikle orayı da ileriki videolarda inşallah çekersiniz. Orası da harika bir ambiyans gösteriyor. Arnavut kaldırımlarıyla beraber, ışıklandırmayla beraber çok muazzam bir görüntü var. Tamamlandığı zaman daha da iyi olacak inşallah. Biz de burada yerli yabancı turistlerimize, gelen vatandaşlarımıza hizmet etmekten onur ve gurur duyacağız. İnsanlara buraların güzelliklerini anlatmaya çalışacağız. Daha da bilgilendirmeye çalışacağız. Değerli kardeşimle aynı zamanda diğerleriyle tanışmış olacağız. Sizin gibi inşallah daha niceleri de gelecek. İnşallah gelecek. Gelenler de inşallah sizin de isminizi verirse, şey yaparsa daha da iyi olur. Onlarla da ayrı bir şekilde ilgileniriz. Burası, bu şekilde değerlendiririz. Burası İpekhan Çayhanesi. Bu caminin aşağı doğru gelirken. Ulu caminin hemen bakın altıdır burası. Pirinçan'la
İpek Han'ın arasında kalan yer burası. Gelirsiniz burada Yasin abinin çayını kahvesini içersiniz. Tabii ki. Selamınızı söylersiniz. Aynen öyle. Çok iyi olur efendim. Teşekkür ederim. Aynı bu Bursa'da bulamazsınız. Bu sunumlu kahveyi başka bir yerde bulamazsınız. Yasin abiyle konuşurken lafa giremedim. Şurada gördüğünüz alan yerin altına doğru 7-8 metre kadar kazılmış ve 3000 araçlı bir otopark yapılması planlanıyor. Yani Bursa'nın şehir içine giren otobüsleri hepsini burada indirtip aşağıdan tek otobüsleri bindirtip yürüyüş rotası şeklinde Sultanahmet gibi düşünebilirsiniz. Trafiğe kapatarak bu şekilde bir proje varmış. Kültür Turizm Bakanlığı'nın sitesinde bulabilirsiniz diye Yasin abi bayağı güzel bilgiler verdi bize. Öyle. Tanıştığımıza memnun olduk Yasin abi. Şimdi biz yola devam ediyoruz. Hemen şuradan kaçalım. Kötülüklerden. Yasin abiyle güzel muhabbet ettik. Sonra tam motorun başına gittik. Baktık motorun başında motorcu abilerimiz var orada. Kardeşlerimiz. Hemen zincir yağlamadan başladı muhabbet. Ayaküstü 5 dakika. Onları da abone ettim kanala. Böyle böyle büyüyeceğiz. Abi ne ara girdin sağıma be? Dur beni bir arayalım bak. 1 saat 55 dakika vermiş eve ama 138 km. Biz bunu 1 saatte alırız ya. Trafiği falan da hesaba katıyor. Bize trafik yok. 1 saat 15 dakika sonra evdeyiz inşallah. Yolda devam ederiz. Bursa'da akşam ettik. Şimdi köprü üzerinden eve gitmeye karar verdik. Artık akşam oldu. Ben daha fazla yolda vakit geçirmenin bir faydası olacağını düşünmediğimiz için otobana çıkıyoruz Bursa'dan. Saat 8.54. Otobana çıkmak üzereyiz. 9 desek 10.30'da evdeyiz diye tahmin ediyorum. Burası keskin viraj. Burada dikkat edin. Aman diyeyim, fren. Çok canlar yakar burası. Zincir yağlamayla ilgili bayağı muhabbet ettik motorun başına geldiğimde karşılaştığım arkadaşlarla. Olmazsa bu zincir yağlamayla ilgili bir Ejdet'in abiyle bir video çekeriz. Neco Chain Oil'dir, kullanıyorum ben. Çok memnunum. Şöyle 1000 kilometredir falan kullanıyorum. Şu an için bir sıkıntısı yok. Biraz daha kullandıktan sonra yorum yapmak istediğimden pek yorum yapmıyorum. Hani tam bir kullanıcı deneyim olsun diye. Şu anda hiçbir eksiği yok ama. Bursa'nın içinden otobana bağlanmak için de bayağı yol gidiyorsun ya. Yani 20 dakikadır falan otobana çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah rüzgar yoktur da şöyle 130'lu 140'lı hızlara oturup gideriz. Rüzgar çok yoruyor ve yavaşlatıyor. Kişilere geldik ama otoban da çok kalabalık görünüyor. Tabii tatil dönüşü, 3 günlük bir tatil vardı. 19 Mayıs tatili. Çok araç demek. Daha zevksiz bir yolculuk demek. Ne trafik arkadaş. Herkes sağa geliyor. Sağa da atlayabiliriz aslında. Atladık. Oldu. Bence oldu. Saat 21.30 oldu şu anda. 53 kilometre yol kalmış bizim eve. 784 kilometre yapmışız. 53 daha koyarsak 827 mi olur? Hadi diyelim olsun sana 830. 830 kilometre yol. 3.9 litre ortalama yakıt yakmışız. Masraflar olmadı. Ayrıca yazarız videonun altına. Zaten masrafların en büyüğü yol ve yemek şeklinde oluyor. Yine gişelere geldik. Bu köprü gişesi. Bu gişelerdeki taktiği biliyorsunuz artık kanka. Bak ortada bekliyorsun. Öne gitmiyorsun. Kamera alsın seni diye, tamam mı? Öndeki arabaları salıyorsun ikinci, öyle mi? Bak şimdi ikinci arabayı alacak mı? Bana almayacak gibi geliyor. Aldı. Abi ditlemene gerek yok. Ben farkındayım. Sınıf 1 192 diyor ya. İnşallah sınıf 6 çeker. Bu videoda ne yaptık? İstanbul'dan çıktık. Tekirdağ üstünden Çanakkale'ye gittik ilk gün. Ve Çanakkale'de Şehitler Abidesi'ne doğru sürdük. Oradan geri geldik. Kalacak yer bulamadık, otel bulamadık. Kamil abiyle Hale abla sağ olsun bize evini açtı. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. İkinci gün kalktık yine rotasız bir şekilde. Ne yapalım ne yapalım derken son dakika kararla Bursa üzerinden bu sefer
İstanbul'a dönelim dedik. Tekirdağ üstünden değil de o yolda çok git gel yaptığımız için Bursa üzerinden dönmeye karar verdik. Tabii yolda uğradığımız yerler oldu. Biga'nın içine girmiştik. Bandırma'ya girdik. Daha sonra Manyas Kuş Cenneti'ne uğradık. Oradan en son Bursa'ya geldik. Orada tam motora doğru giderken Ulu Cami'nin altında Yasin abi bizi karşıladı. Gelin bizi de çekin diye. Onu çektik. Kahve ikram etti bize. Kahvesini içtik. Sonra oradan İstanbul'a doğru yola çıktık. Yolculuğumuzun son ayağı daha rahat ve hızlı geçti diyebilirim. Buradan eve 45 dakikadan fazla sürmez diye düşünüyorum. Şöyle size köprü manzarası göstereyim. Gece artık ne kadar alıyorsa kamera. Kullanma yaktığımız yakıt 30 litre diyor. 30.6, 55 kilometre, 50 kilometre. %4 yaksak 2 deriz. Bir 33 litre. 33 litre yakıt. 20 liradan hesaplasanız 660 lira yakıt parası. Buna otoban geçişleri hariç. Neyse bu İstanbul Çanakkale ve Çanakkale İstanbul yolculuğunda bizlere katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Sizlerle bir başka motorumuz videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Lan şu yolları bir yapın lan. Abi beni geç abi, ben yavaş yavaş gideceğim. Böyle röterdar çekelim iki diş. Allah lan, burası nasıl bir yolmuş lan. Bütün amortisörü patlattık. Aman. Burada 3 diş röterdar çekiyoruz. Vitesteki çutuyoruz şöyle. Buraya röterdar sesi koyduk mu tamamdır. Böyle hopluyor ya, çok hoşuma gidiyor açıkçası. Orman koptu be. Araba hatayla. Depremden sonra ne kadar çok böyle deprem bölgesinden araçlar görmeye başladı ki. İnsanlar bayağı yer değiştirdiler. Dümdüz oldu be. Dümdüz. Hava sıcak ha. Bak yukarısı buz gibiydi. Aydos Ormanları tarafı, burası bildiğin sıcak. Sağdan mı gideyim, düz mü gideyim? Sahile inelim, bir sahile basalım. Bak burada böyle bir anda patates olmalık yolu ha. Böyle hızlı geliyorsun, sonra bir bakıyorsun. Aman Allah. Geldik be memleketimize. Çok hızlı gidiyor, çok hızlı gidiyor. Neyse ya, benim ne işim var skuterlarla kapışıyorum. İçimdeki çocuğu öldüremedim. İstanbul güzel şehir, evet de içinde yaşamasan güzel şehir. Aa, küçük yıllık gelmişiz. Nasıl geldik ya bu kadar hızlı? Allah Allah. Bu terste bir işlik var. Herkes kendi horozunda mı çöper? Doğrusunu unuttum. Kaldık lan buradan. Evet. Bir tane Bounty, bir tane Snickers serdin. Bu akşam çocukların maması verilmedi değil mi? Verdi mi balam canım? 32.4 litre yakıt yakmışız. 845 kilometre yol yapmışız. Senin yolda az yakıyor bu motor harbiden ha. Geldiler, geldiler. O neydi kız? Şuradan şuraya gideceğim. Yine eldiveni taktım ya. Ne kadar da bilinçli bir motosiklet sürücüsüyüm. Hiç de korsanlıklar yapmam. Kurallara çok uyarım. Evin içine kadar girelim mi? Şaka şaka. Şaka şaka. Of tabi. Allah. Bu ne lan? Ay. İşte. Kineceyi yapan mühendis koltuğunu da yapsaymış keşke. Tahta yerine buraya bir koltuk güzel olurdu. Tahta bu çünkü.